Meryem anamızın oğlu İsa aleyhisselam var. Meryem anamızın doğuşu da böyle mucizelidir. İsa aleyhisselamın doğuşu da mucizelidir. Meryem anamızın annesi Hanne, adı Hanne, asil bir sülaleden hiç çocuğu olmamış. Bir gün kıra gitmiş, ağacın altında otururken ağacın tepesinde kuş yuvası varmış. Kuşun da yavruları varmış. Biliyorsunuz kuşlar kıra giderler, yiyecekleri toplarlar. Ondan sonra gelirler, yavrusunun ağzına kusarlar. Kuşlar yavrularını böyle beslerler. Şimdi bakmış böyle cik 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 gelmiş ana kuş, topladığı şeyleri her birine birer damla ağızlarına bakmış. Demiş ya Rabbi, bana da bir yavru verseydin, ben de böyle yavrumu emzirseydim, besleseydim. Ya Rabbi ver diye yürekten samimi duygularla Cenab-ı Hak'tan evlat istemiş. Ve orada demiş ki Hanne, eğer bir oğlum olursa Allah yoluna vakfedeceğim, mücahid olacak. Ömrü billah Allah yolunda cihad edecek. Gerçekten Cenab-ı Hak böyle samimi duaları kabul eder. Etmiş. O annenin bir çocuğu olmuş ama kız çocuğu olmuş. Meryem anamız olmuş. O duanın bereketi diyor Kur'an-ı Kerim'de var o. Ya Rabbi, ben sana böyle bir duada bulunmuştum. Sen de bana bir evlat verdin. Ben onu vakfetmeyi nezretmiştim. Ama diyor kız doğdu. Kız oğlan gibi değildir. Fakat ben sözümde duracağım diyor ve Meryem anamızı bir şeylere sarıyor, kundaklıyor daha doğduğu gün. Hemen kundaklıyor, gidiyor Mescid-i Aksa'ya, şimdi Kudüs'teki. Mescid-i Aksa bütün Kur'an'da geçen peygamberlerin namaz kıldığı yerdir orası. Mescid-i Aksa'nın mihrabına götürüp bırakıyor. Allah'a vakfediyor. Cami, Allah'ın evi, Allah'a vakfediyor. O zaman Zekeriya aleyhisselam peygamberdir. Zekeriya aleyhisselamın da çocuğu olmuyor. Kendisi 90'ı geçmiş. Evet. Hanımı 90 yaşında. Evet. Çocuğu olmuyor. Geliyorlar, bakıyorlar ki mihrapta kunduğa sarılmış tazecik bir çocuk. Kimin bu? İşte öğreniyorlar ki Hanne'nin. Hanne Zekeriya aleyhisselamın hanımının kız kardeşi. Teyzesi oluyor yani o Meryem'in. Zekeriya aleyhisselam annesi. Herkes öğrenince Allah'a vakfedilmiş olduğunu, işte herkes diyor ki Allah'a vakfedilmiş çocuğu ben büyüteceğim, ben büyüteceğim, ben büyüteceğim. Yok diyorlar, böyle olmayacak. Zekeriya aleyhisselam ben büyüteceğim diyor. Ben peygamberim ve benim diyor şeysi, bu çocuğun annesi benim hanımımın kardeşi, teyzesi oluyor. Ve o kazanıyor işi. Yani o bakmaya hak kazanıyor ve karnını doyurmak için Meryem anamızın çocuk kundakta çarşıya gidiyor işte. Bir şeyler alıp gelecek. Mama, süt. Bakıyor ki çocuk çoktan doymuş. Yani görünmeyen birileri ona gıda getirmişler. Mama getirmişler, süt getirmişler. Doymuş, artanı da orada duruyor. Peygamber ya, hemen anlamış. Meleklerin onu doyurduğunu. İşte Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu. Hatta camilerde kullama dakhala aleyha zekeriya el mihrab vejada indaha rizqa. Her ne defasında gittiğinde, mihraba girdiğinde Meryem'in yanında bir yiyecek bulurdu. Evet, ayet bu. Evet. Orada mihrap kelimesi geçtiği için camilerin mihrabının üstüne o ayeti yazarlar. Aslında mihrap ayeti o değil. Febelli veşke şatral mescidil haram, kıbleye dön emri, kıble ayetidir. Ama mihrap kelimesi geçti diye onu yazarlar caminin üzerinde. O ayette de bundan söz edilir. Şimdi onu görünce peygamber tabii anlıyor meseleyi. Meryem'in sıradan bir çocuk olmadığını, Allah'ın ilahi lütfuna mazhar bir yavru olduğunu anlayınca, onun da çocuğu olmamış ya. Ya Rabbi diyor, beni peygamber seçtin, büyük bir nimet bahşettin, şeref verdin. Ama ben ölürsem diyor, oğlum yok. Senin adını kim duyuracak herkese? Evet. Bana kim vekalet edecek? Bana da bir çocuk versen de, senin adını halka duyursa, dini telkin etse, ahlakı telkin etse, yürekten o da bir dua ediyor. Cenab-ı Hak peki diyor. Onun duasını da kabul ediyor. Yani burada şu var, yürekten edilen dualar geçerli olur. İnşallah. Evet, İnşallah. Bu ayetle sabit. İşte bakın, iki örnek verdik. Evet. Yürekten, içten geldiği gibi bütün benliğinizle Allah'a bağlanarak ettiğiniz dua geçerli. İnşallah. Bu böyle. Onu kabul ediyor. Bu defa da tabii o anda duygusal, o da peygamber olmakla beraber insandır. Çocuğu olmadığı için üzgün. Duygusallık içerisinde dua ediyor.
Dua edince tamam diyor Cenab-ı Hak. Bu defa da diyor ki Zekeriya aleyhisselam, ya Rabbi diyor tamam da ben 90'ını geçmiş bir erkeğim. Hanımım da 90 yaşında. Bizden çocuk olur mu? Allah için kolaydır diyor. Evet. Cenab-ı Hak vahiyle bildiriyor. Allah için bu kolaydır. Öyleyse diyor bunun alameti ne olacak? Orada siz de okudunuz. Cenab-ı Hak ona vahiy diyor ki 3 gün dilin tutulacak. Konuşamayacaksın. Yani evet. Hak Teala tarafından evet. Tutuluyor. 3 gün yani çocuğunun hanımının çocuğa hamile kaldığının alameti öyle istedi ya. Bir alamet istedi. 3 gün dili tutuluyor. Burada ilginç nokta şu. Zekeriya aleyhisselam halka ahlakı yayıyor. Durmadan vaaz ediyor. Konuşamayınca anlıyor ki çocuğu olacak. Kanımı hamile kalmış. O sırada dilim tutuldu diye görevden kalmıyor. İlginç nokta burası. Burası din adamlarını çok ilgilendiriyor. Çünkü din adamları görev makamındadır. Dini anlatmak, ahlakı yaymak makamındadır, görevlidir. Ama her mümin de ailesinin hocasıdır. Onlar da görev yapacaklar. Ailesine, yakınlarına emri maruf yapmak, ahlakı, güzelliği insanlara telkin etmek tüm Müslümanların görevidir. Burada ilginç nokta şu, benim dilim tutuldu diye 3 gün tatil etmiyor görevini. Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın bahçesine, avlusuna çıkıyor, topluyor yine cemaati, eliyle yazıyor Tevrat'ın İşaretten hükümlerini. Başka, evet. Eliyle yazıyor, okuyun diyor. Yani böyle söyleyeceğini dili evet, tutulduğu için eliyle. Evet, bu çok evet, ilginç. Evet. Yani bir Müslüman hangi şartlarda olursa olsun iyiliği yaymak, güzelliği insanlara öğretmekle yükümlüdür ve görevi devam eder. Evet. Hiçbir zaman görevden kalmaz. O sizin bahsettiğiniz ayetler böyledir ve Cenab-ı Hak ona bildiriyor ki ismi Yahya olacak. Yahya adında bundan evvel hiçbir yeryüzünde kimse ad almadı. İlk Yahya adını alan senin oğlum. Ve o da peygamber biliyorsunuz oldu. Ve genç yaşında da işte İncil geldiği için onun döneminde Tevrat'la hükmediyordu. O da peygamber olmuştu. Tevrat'la hükmediyordu. İncil gelince İsa aleyhisselam devrinde yaşamışlar. Zaten akrabalar hepsi de aynı aileden teyze çocukları. Yahya aleyhisselam evlenmek isteyen bir kıza işte falanca evleneceğim nikahımızı kıyıver dedikler zaman ailesi hayır demiş olmaz. Ama demiş Tevrat'ta böyle yazıyor. Tevrat'ın hükmü kalmadı. İncil geldi. Tevrat'ın hükmü kaldırıldı. Şimdi İncil hükümleri uygulanacak. Allah böyle emretti. İncil'e göre de siz çok yakın akrabasınız. Nikah düşmez deyince kızın annesi babası diyor ki biz çok zenginiz. Oğlan tarafı da çok zengin ve biz aynı sülaledeniz. Servetimizin başkalarına gitmesini istemiyoruz. Yani evlenmenin temelinde mal başkasına gitmesin düşüncesi de var. Ama diyor siz öyle düşünüyorsunuz ama Allah İncil'de bunu yasakladı. Siz nikah tutmaz size çok yakınsınız. Hayır diyor o da yapmam. Nihayet gidiyorlar kızın ailesi. Kralı elde ediyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, ziyafet veriyorlar. Sarhoş halde Yahya'yı bulun ve başını kesin diyor da. Yahya aleyhisselamın başı kesiliyor. Şimdi Topkapı Müzesi'ndedir şeysi. Eli oradadır. Onun kalıntıları oradadır. Orada muhafaza altına.